yerine getirmeye çalışıyordu. Hem de fazlasıyla. Bunun için pek hevesliydi. Ne kadar bunalmıştım anlatamam. Ha, demek seni hayatta bunaltan birileri de varmış ha. Aşk olsun baba. Bu saatte kim olabilir? Lale'dir belki. Emine gel. Kusura bakmayın. Gecenin bu vakti sizi rahatsız ettim. O nasıl söz Emine? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama telaşlandım. Herkes iyiyim. Merak edilecek bir şey yok. Ben bir iki gün sizde kalabilir miyim? Tabii ki gel. Teşekkür ederim. Aslına bakarsan. Bu sizin doktorun. Teşekkür ederim. Bir zahmet ettiniz. Evet. Çok güzel. Bu da bende. Teşekkürler. Çok zahmet oldu. Güle güle. Semahat bakar çok mısın? Çok güzel. Gerçekten. Doktor Hanım bu da benden. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Mahcup ettiniz beni. Çok düşünceliler değil mi? Size evet, evet, az öyle. Bile. Amca çok susadım. Çok teşekkür misin? Ederim. Ne gerek vardı? Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzeller, çok mahcup oldum. Bu işlemelerde gördüğün desenler yöreseldir. Hepsinin kendine ait bir hikayesi vardır. Öyle mi? Tamam ablacığım, iyi geceler. Ablamı gitmiş, gece orada kalacakmış. Söylemiştim size. Ha, bunu tahmin ettiğin için seni tebrik ederiz Nezahat Hanım. Ay senin neyin var Rıza? Almanya'dan geldiğimden beri ilelip duruyorsun. Aa, demek bunu fark ettin ha? Tabii ki farkındayım. Patronuna kazandıracağım paradan başka şeyler düşündüğüne de memnun oldum. Ha, bu arada yanlış anlaşılmasın. Grevleri desteklemiyorum. Yok zaten bu hiç aklımıza gelmedi. Ama bir kadının evinden çok patronunun cebini düşünmesini de hiç tasvip etmiyorum. Ablama biraz haksızlık etmiyor musun enişte? Niye grev mevzunda hemfikiriz? Belki haklı olduğu şeyler var. Grevler memleket ekonomisine zarar veriyor. Öyle diyorsun da işteciğim. Peki adalet nasıl sağlanacak? Kesinlikle işi durdurarak değil. Tamam ama nasıl işte? Kendimizi yönetecek kadroları doğru seçerek mesela. Hepimizin istediği bu zaten. Kusura bakmayın. Çocuklu olunca işte vaziyet böyle. Yine iyi dayandılar. Anahtarın yanında değil mi? Evet, hala çantamda. İyi, biz gidelim o zaman. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Hediyelerini eve götüreyim istersen. İyi olur. Cümleten iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler tekrar. İyi geceler. İyi geceler. Ne de güzel bir geceydi değil mi? Evet, çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu herkesin içinde söylenecek şey miydi Yasemin? Rıza Bey, Mehmet abi, Deniz falan hepsi orada. Bana Salim'le alakalı imalarda bulunuyor. Haklısın, iyi olmamış bu. Annem bazen kendini kaptırır böyle. Lafı nereye gidiyor farkına varmaz. Çok utandım Yasemin, çok. Nasıl bakarım herkesin yüzüne ben şimdi? Aa. Sen de fazla abarttın ama Emine. Hem bunda utanılacak ne var? Salim nasıl biri? Yasemin. Nasıl biri? Çok akıllı. Yakışıklı mı? Ama bilmem, hiç o gözle bakmadım. Hangi gözle? Sen resmen benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Onu beğeniyorsan bu kötü bir şey değil ki. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yolculuklar çok iyi geceler. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar doktor hanım. İyi geçeler. İyi geceler. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler. Sağ İyi geceler. Aklın sende kalacak Ahmet. Ziyalar da gidiyor. Evet. Daha farkında değilim ama onların yokluğunu fazlasıyla hissedeceğim kesin. Tabii senin de. Yarımda bir arkadaşın olması bana çok iyi gelmişti. Belki artık senin de İstanbul'a dönme vaktindir. Ne dersin? Ömrünü burada geçirmeyi düşünmüyorsun değil mi?
Hayır. İstanbul'u çok özlüyorum. O zaman? Evet. Artık bu fikre alışmam lazım. Yani Emine bu işçi liderinden hoşlanıyor şimdi, öyle mi? Bence öyle. Zaten annem de bunu anlamış. Ama belli ki çok kötü bir şekilde ifade etmiş. Bu kadar utanmasının asıl sebebi de bu. Adımı sahiden beğeniyor olmaz. Yoksa güler geçerdi. Öyle. Artık eve dönemem, kimsenin yüzüne bakamam falan diyor. Yok yok. Olur mu canım öyle şey? Nezahat abla gönlünü alır onun. Vay be. Ama ben Emine adına sevindim. Hani böyle aşık olmasına yani. Aşık mı sence? Yoksa sadece hayranlık mı? Hepsi. İkisi birden. Hayranlıkla başlamış olması aşkını şimdi daha da kuvvetlendirecek. Hem zaten aşk böyle olduğu zaman daha şiddetli hissedilmez mi? Öyle mi? Öyle. Ben öyle görür görmez aşka inanmıyorum. İnsan tanıdıkça daha tutkulu bir şekilde sevebilir. Aşk birine çok yakından bakmaktır. O kadar yaklaşırsın ki artık gözün ondan başkasını görmez. Işığın etrafındaki kelebek gibi böyle döner durursun. Artık ne başka ışıklar, ne başka insanlar. Sadece o. Sadece o. Evet geldik. Geldik. Ayla, sana yaptığın her şey için teşekkür ederim. Teşekkür etme. Çok isteyerek, yürekten çalıştım. Biliyorum. Teşekkürüm bu sebeple. Bu kadar işten olduğun için. Seni çok arayacağım. Ben de. Burayı da tabii. Kasabadan ayrılacağıma bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. Ama senden ayrılacağım için çok üzüleceğimden hiç kuşkum yoktu. Biliyor musun? Buraya gelmeyi hep hayal ettim. Nasıl bir yerde yaşıyorsun? Nasıl bir evde oturuyorsun? Kimlerle arkadaşlık ediyorsun? Çok merak ettim. Bazen gizlice gelip seni seyretmeyi bile düşündüm. Seni hep merak ettim. Hep düşündüm. Yurt dışındayken de, buradayken de. Bir an bile aklımdan çıkmadın. Benim için ulaşılması imkansız. Harika bir hayaldi. Biliyor musun Ahmet? Senin için her şeyi yaparım. Buraya gelirim. Daha ucuğa yerlere giderim. Her şeyi, her şeyi yaparım. Senin için yapamayacağım şey yok. Ahmet. Benimle evlenir misin?